Haber bülteni saatini gösterdi bile. Utanç içindeyiz. Sesimizin çıkması gereken günlerden birindeyiz. Çocuk susar. Biz susmayalım. İki çocuk aileleri tarafından taciz edilmiş. Taciz edilmelerine göz yumulmuş iki çocuğun davasında sanıklar tutuksuz yargılanıyor. Dünden bu yana sosyal medyada yüz binlerce kişi adalet arıyor. Adalet istiyor. Davanın adı Elmalı davası. Elmalı davası Türkiye'nin davası. Çok detaya girmek istemiyorum. Ses kayıtları var. Çocukların çizimleri var. Başlarına geleni çocuklar çizerek anlatmışlar. O çizimleri dahi burada arkamda göstermek istemiyorum size. Çocukların bundan sonra nasıl yaşayacağı çok önemli. O çocukların hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, ve adaletin yerini bulması çok önemli. Aileden söz ediyorum. Çocukların öz annesinden, üvey babalarından söz ediyorum. Sanıkların tutuklanmamış olmalarına tepki yağdı. Öfke büyük. Bu çocuk istismarı Türkiye'yi ayağa kaldırdı ama öfkemiz, tepkimiz saman alevine benziyor. Sonuç getirmiyor, sonuç alamıyoruz. Buna benzer onlarca dava var maalesef. Böyle gitmez. Öyle olmaması gerekiyor. Bu ülkenin çocuklar için yaşanabilir, hepimiz için yaşanabilir, huzurlu ve sağlıklı bir yer olması gerekiyor. Adaletin yerini bulması gerekiyor. Elmalı davası haberiyle başlayacağız efendim. 7 ve 10 yaşında iki çocuk hem ailesi hem de akrabaları tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Sanıklar serbest. O karar tartışma yarattı. Olay geçen yıl Haziran ayında ortaya çıktı. Babaanne savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İki torunun cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi. Yer Antalya'nın Finike ilçesi. Eski gelini Merve A, çocukların üvey babası Rahmi A ile gelinin erkek kardeşi Meyden şikayetçi oldu. Çocuklar koruma altına alındı adli tıp raporlarıyla kanıtlandı cinsel istismar. Küçük kız ve ağabeyi, üvey baba ve akrabalarının istismarını defterlerine yaptıkları çizimlerle anlattı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Anne Merve Aile, üvey baba Rahmi A geçen Ocak ayında adli kontrolle serbest bırakıldı. Karar sosyal medyada gündeme geldi. Bakanlıktan da açıklama geldi. Sanıkların tahliyesine iki kez itiraz ettiklerini belirtti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Son karar yargının dedi. Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Bu çocuklar için hala hangi delili arıyorlar? İstismar dört duvar arasında işlenen bir suç. İstismarın tanığı olmaz, istismarın bulgusu olmaz. Bu davalarda uzmanlar demiş ki bu çocukların anlattıkları, çizdikleriyle, yazdıklarıyla uyumludur ve söylediklerine itibar edilebilir. Bunun daha ötesinde ben bir somut delil bulamıyorum. Tahliye gerekçesinin ne olduğunu biz de hukukçu olarak bilmiyoruz. Çünkü Herhangi bir gerekçe yok. Duruşma zatlarını da inceliyoruz, bakıyorum sürekli. Aslında hukuka aykırı bir tahliye. Aydın'a göre dördüncü yargı paketiyle tahliyeler çoğalacak. İstismar gizli kalacak. Ve biz bu tahliye kararlarını duyduktan sonra bu çocukları konuşturmaya çalışıyoruz. Konuşun çocuklar, biz sizin yanınızdayız diyoruz. E bu çocukların arkasında o zaman hiç kimse yok. İki çocuğu taciz eden, taciz edilmelerine göz yuman anne baba sıfatını hak etmeyen iki kişi neden tutuksuz yargılanıyor? Neden? Kamuoyu bu sorunun yanıtını bulmak istiyor, bilmek istiyor. O dillere pelesenk edilen aile yapısını tehdit ettiği söylenen şeylerle mesela bir tişörtle, rengarenk bir tişörtle uğraşmayı bırakın. 18 yaşını geçmiş Yetişkinlerin özgür iradeleriyle aralarında ne yaşadıklarıyla ilgilenmeyi bırakın. Bu ülkenin çocuklarını koruyun. Bir an önce. O kadar çok ve o kadar haklı tepkiler var ki bu dava ile ilgili. Davanın takipçisi olacağız elbette bizler de. Şimdi linç etmek isteyenler var. Bize verin biz adalet sağlayalım diyenler var. Her davayı böyle mi çözeceğiz? Toplum mu linç edecek? Bu mudur çözüm? Bu olmamalı diye düşünüyoruz. Bu ülkenin güzel çocuklarının daha rahat yaşayabilecekleri bir hayatı daha rahat da hafif kalıyor aslında. Güven içinde yaşayabilecekleri bir hayatı hak ettiklerini düşünüyoruz. Bir futbolcunun giydiği tişörte tepki gösterenler, mangalda kül bırakmayanlar, onur yürüyüşüne tepki gösterenler, Türk aile yapısını bozuyor bu diyenler. Sesiniz daha yüksek çıksın. 18 yaşını geçmiş kişilerin hayat tarzı, yaşam tarzı, cinsel yönelimi, varoluşları aile yapısını falan tehdit etmez, toplumu da tehdit etmez. Bırakın iki yüzlü sahtekarlığı, bırakın iki yüzlülüğü sahtekarlığı, bırakın sahtekar bir şekilde muhafazakarı oynamayı. İki çocuktan söz ediyorum size, iki çocuğun istismarından. Türkiye Elmalı davasını konuşurken İstanbul'un ardından Ankara'da da Onur yürüyüşüne müdahale edildi. Darp edildiler Ankara'da. Seymenler Parkı'na gideceğiz, piknik yapacağız. Var oluşumuzu, bir arada oluşumuzu kutlayacağız diyenler. Özgür bir gelecek için yan yana duracağız diyenler. Bir kez daha darp edildi polis tarafından. Yaka paça gözaltına alıp götürülenler oldu. Kenarda izleyenler de oldu. Utanmıyor musunuz siz? Herkesin çoluk çocuğu var diye bağırdılar. Özelilerek olunacak bir durum değildir. Bir örgüt de değildir. Öyle sunuyorlar. LPG'liler diye isim de takmışlar. LPG arabalara takılan tüpün ismi. LGBTİ artı. Lezbiyen, biseksüel, gay, trans, birey, interseks ve diğerleri. Ankara'da da müdahale vardı. Onunla haberi. İstanbul'dan sonra Ankara'da da polis müdahalesi vardı onur yürüyüşüne. <laughs> LGBTİ+ artılar Ankara Kuğulu Park'ta buluştu. Önce açıklama okundu. Ardından kitle Tunalı Hilmi Caddesi'ne yürüdü. Bizim, bizim vermediler. Arkadaşlarımızı tekrardan bizi Aldılar. Kitle dağılacaktı ki polis müdahalesi geldi. Müdahalede en az 20 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralananlar oldu. Olayın ardından Ankara sokaklarında yürüyüş yapıldı. LGBT'ye artı bayraklar ve sloganlar eşliğinde. aile yapısını bozuyor diyorlar. Kutsallık atfediyorlar o aile yapısına. Dört duvar arasında yaşanan orada kalır. Kol kırılır yer içinde kalır denilmekte. Az evvel çocuk susar biz susmayalım dedim. Çocuk susması gerekir çocuğun demek değil bu. Çocuk susar konuşamaz anlatamaz. O çizimlere inanın bakmaya yüreğim el vermedi bugün. Kötü hissediyorum kendimi eminim hepiniz de öyle hissediyorsunuz. Çocuklar başlarına geleni Hani istismar diye kodladığımız şeyi o saldırıyı o alçakça eylemi çocuklar resimlerine yansıtmışlar. Çizerek anlatmışlar. Onları gösterecek değilim daha fazla ekranda tutacak değilim. Öldük öldük dirildik diyor. Atilla Bey kızım